Fakat tabii bu ele alış tarzının tartışmaları var. Doğa kültür çelişkileri, romantizmin aydınlanmacı, modernist düşünceye getirdiği eleştiriler, postmodernizm, strukturalizm filan. Ama zannederim, hani yine ödünç alıyorum Foucault'dan, yeni bir epistemenin içindeyiz. Artık insan kendisini yaratan Tanrı modeli üzerinden değil, kendi yarattığı makinalar üzerinden, şu gördüğünüz bilgisayarlar üzerinden anlamaya çalışıyor. Yani insan kendisini enformasyon proses eden bir sistem olarak anlamaya çalışıyor. Bu bence düşünce dünyasında yeni bir şey, yeni bir kopuş, yeni bir paradigma açıyor bize. Şu itibarla sadece bizim birer makine olup olmamamız değil, aynı zamanda makinalarla ilişkilerimiz. Çok yakın bir gelecekte yapay zekanın yakın dediğim yani 50-100 sene gibi bir zaman içerisinde insanın yaptığı her şeyi yapan makinaların yapılacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Makinalar belki bizi yönetmeye başlayacaklar filan. Bu işin bu tarafları da olmak üzere ama kendimizi bir makineden dolayımlanarak düşünmek de söz konusu. Yani bir enformasyon çağına giriyoruz ki bu felsefede önemli neticeler verecek diye düşünüyorum. Önemli bir paradigma değişimi mi? Benim kitabımda bu paradigma değişikliğinin içerisinde değerlendirilebilecek bir şey. Makineyle, yani biz biyolojik bir makineyiz ama bir bilincimiz var, bir subjektivitemiz var. Bu nasıl olabiliyor? Bu bence önümüzdeki dönemin ne kadar sürer bilmiyorum ama yeni bir düşünce tarzının doğmasıyla hatta yeni bir model çerçevesinde düşünürlerin, bilim adamlarının, insanların yeni bir episteme içerisinde, yeni bir model çerçevesinde düşünmelerine yol açacak ki felsefenin bundan sonra bu yolda gelişeceğini düşünüyorum.